Bilgisayar destekli çizime giriş kaydını başlattım. Benim Zoom programım lisanssız olduğu için alt yazı ayarlarını yapamadım. Bir önceki programda vardı. Bunu da tekrar bir araştırmam lazım. Bakayım. Bulursam yapacağım. Şimdi geçen hafta sıvayla ilgili kolay bir şekilde yapmayı anlatmıştım. Pedit komutuyla ve bununla ilgili offset yapmıştık. Onları bir tekrar yapalım. Şimdi Adem'in gönderdiği dosya ya bakacağım ben. Adem göndermiş mi? Gelen kutusunda Şu an yok. döndürüyorum. Tamam, bekliyorum bir yandan da. Şimdi bizim örnek bir projemiz vardı. Örnek projemize bir bakalım bir yandan. Evet. Bakın örnek projemiz buydu. Şurada da pencerelerimiz var. Burada da pencerelerimiz var. Pencereleri yapmayı anlatmıştık geçen hafta. Boşlukları nasıl çıkaracağımızı, sıvalarımızı anlatmıştık. Şimdi onunla ilgili size yeni komutlar anlatmak istiyorum. Gönderdim. Tamam, bir bakalım. Kapı Bakıyorum şimdi. bir algoritmler öğrendim hocam. Efendim Adem? Kapı vardı ya, onu algoritmler öğrendim. Yani yapmaya çalışıyorum. Tamam, Adem Kurt duvar örnek diye yazmışsın. Şuna bir bakalım. Evet, bak bunları yapmışsın, çok güzel. Kapıları da yapmışsın. Eline sağlık, güzel duruyorlar. Şimdi bakın burada ben size yeni komutlar anlatmak istiyorum. Adem'inki dosyanın üstünden almaya çalışacağım ben. Şimdi bakın ne yapacağım. Şimdi yeni bir tane dosyamız var diyelim. Dosyamız var. Bu dosyada ben sadece duvarları almak istiyorum. Ne yapacağım? Duvarları almak için layer toolbarımız var. Bakın böyle üstünde duruyorum ben. Üstünde durduğumuz zaman layer 2 toolbarı var. Toolbar. Bunu nasıl açıyoruz? Sağ tuşla tıkladığımız zaman bakın layer 2 diye açılıyor. Veya ne yapıyorduk? Tools, toolbars, AutoCAD ve Layer 2. Bu şekilde alabiliriz, açabiliriz. Bunu açtığımız zaman karşımıza böyle bir toolbar çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu toolbarda biz istiyorsak kapatabiliyoruz, istiyorsak kilitleyebiliyoruz. Mesela bunu deneyelim. Bu kapatma özellikleri. Bakın Hocam ekran kapatıyorum. paylaşmadım. Gelmedi mi ekranım? Yok gelmedi. Ben de Pardon. Zoom'da değil. Hemen paylaşıyorum tekrar. Paylaştım diye ekranda gözüküyor diye şey yaptım. Şimdi geldi mi? Evet şimdi geldim. Tamam, şunu kapatayım bakın. Şimdi layer toolbar'ını açacağım. Layer toolbar'ını açabilmek için ne yapıyorduk? Ya buradan sağ tıkla basıyorduk ve layer 2 toolbar'ına basıyoruz. Bu toolbar geliyor. Toolbar neydi? Bizim kullandığımız alet çantası gibi bir şey. Tamam mı? Burada bunu ya böyle açabiliyoruz ya da Tools'un altında Toolbars, AutoCAD ve Layer 2'ye bastığınız zaman eğer tik işareti varsa açıktır. Ekranda bir yere atmıştır onu. Vardır ama. Layer 2 eğer tik yoksa diğerlerinde mesela bunlar yok. Bunlar kapalı demek. Layer 2'yi açtıysa mutlaka ekranda bir yere koymuştur, atmıştır, duruyordur. Evet, şimdi açtık biz bunu. Bu burada geldi. Tamam mı? Şimdi burada istediğimiz layer'ları, katmanları kapatabiliriz ya da kilitleyebiliriz. Tamam mı? Şöyle mesela bu açma kapatma, freezy, dondurma gibi, donma gibi düşünebilirsiniz. Bu da on off, kapatmak gibi düşünebilirsiniz. Bastığınız zaman kapattı. Değil mi?
Şu anda kapen var. Kapen layer'ındaysanız kapatma işlemini yapmaz. Neden? Çünkü çalışan bir layer. Çizim yaptığınız için bunu kapatmaz. O yüzden bunu değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle ki kapat dediğinizde bak bastığında kapatmıyor. Burada bana soruyor. Ben bunu kapatırım ama çizmeye devam edersen çizdiklerini göremezsin. Uyarısı veriyor bana. No diyorum. Kapatmıyor. Yes dersem kapattı. Ama bakın çiziyorum burada. Çizdim. Burada bir şeyler var. Ama ben görmüyorum. Neden? Kapalı çünkü. Peki layer'ını açıyoruz. Bak. Layer'ını açtığımız zaman buraya geldi. Anladınız mı şimdi? Peki. Şimdi bunları kapattım ben. Sildim. Sonra ne yapacağım? Burada bunları da kapatmak istiyorsam eğer bunu duvar katmanına geliyorum. Duvara geldim. Çalışır hale getirdim ve ondan sonra kapatıyorum bunu. Sonra duvarları aldım. Pardon. Şimdi bunu ben almak istiyorum. Farklı bir dosyaya kaydetmek istiyorum diyelim ki. Bunları hepsini seçtim. Tamam mı? Kopya yapacağım. Kopya iki türlü olabiliyor. Bir tanesi dosyanın içinde kopya yapabiliyorsunuz. O şu komut. Bunu sağa sola kopyalayabiliyorsunuz. Ben böyle istemiyorum. Farklı bir dosyanın içine koymak istiyorum. Nasıl yapacağım? Seçtim hepsini. Tamam mı? Hepsini seçtim. Bir saniye. Hepsini seçtim. Seçtikten sonra bakın burada standart toolbar'ının altında copy var. Copy'ye beklediğim zaman bakın kontrol ve C'ye aynı anda bastığınız zaman kopyalar. Farklı Word dosyasında olduğu gibi. Hafızaya alır. Başka bir dosyaya kopyalaya yapıştırabilirsiniz. Yapıştırırsınız. Bunun gibi. Peki ders notu dedik ya mesela burada. Bunu ben farklı kaydediyorum. İsmini değiştirerek kaydediyorum. Yeni. Şöyle ki diyelim ki bugün ayın 12'si. 12 dedim. Bunu kaydet dediğim zaman bakın burada 05 05 ya bu. 12 diye kaydedecek bunu. Buraya kaydettiğim zaman ve adresi burada save as diyoruz. Save in. Az önce 05'ti. Şu anda 05 olanı değiştirdik. 12 diye kaydettik buraya. Ve şimdi kopyaladığımız nesne aklında. Burada da şöyle yapabiliriz. Bak paste var. Paste. Paste dediğin zaman şuradan alamadık, alamamışız. Bunu copy diyorum. Ctrl C ile. Buraya gelip yapıştır diyorum. Farklı bir dosyaya yapıştırdık. Anladınız mı bunu? Evet. Peki, şimdi ben diyelim ki bunu aldım. Nelerde kullanabilirim bunu? Mesela daha önceden yaptığımız bir dosyayı bunlar var. Daha önceden yaptıklarımız var. Bunları diyelim ki şöyle yaptım. Seçtim bunların hepsini. Tamam mı? Bunların hepsini seçtim. Aşağıda seçtiğimiz nesneler gözüküyor. Copy diyorum. Ve Adem'in buradaki dosyaya yapıştır diyorum. Anladınız mı? Mesela mutfaktaki ocak, buzdolabı, lavabo, evye veya tuvaletteki
duş, klozet, lavabo gibi çizdiklerinizi bu şekilde kopya yapabilirsiniz. Farklı bir dosyaya. Anlaştık mı? Bunları böyle yapabilirsiniz. Bunu anladık mı? Evet. Peki. Şimdi diyelim ki ben bu dosya üzerinden devam edeceğim. Yeni konu anlatacağız ya. Yeni komutlar anlatacağız size. Şimdi yeni komutlarda neler var? Mesela bunu neydi bu komutun adı? Kesmek komutuydu. Birbirine çizgi olanları şöyle yapalım. Şöyle olduğunda kes dediğim zaman bunu kesim hattı gibi kullanabiliyordum. Onayladıktan sonra burayı veya bu tarafı kesebiliyorum. Tamam mı? Peki şöyle yaptık diyelim ki iki tane yaptık. Böyle yaptık ve böyle yaptık diyelim ki. Ya da şunu önce bir silelim, aklınızı karıştırmayalım. Tekrar kesime girdim. Kesmek komutuna girdim. Şu ikisini seçtim bakın. Bu ikisi benim için kesim yapacak. Yani oradan kesim yapacağız anlamında. Onayladıktan sonra bakın buradan sonrasını veya ikisinin arasını veya bundan sonrasını kesip atabiliyorsunuz. Tamam mı? Kesebiliyorsunuz veya şöyle düşünün. Şöyle yaptım bir tane daha. Kes dedim. Hepsini seçtim. Hepsini seçebilirsiniz veya seçim yapmazsanız sağ tuşa bastığınız zaman bakın aşağıda Select All var. Hepsini birden seçer. Select All'a onaylarsanız Enter, Spacebar, sağ tuş hepsi aynı. Bakın bunun arasını, kendisini, ucunu, ortasını, sonrasını silebilirsiniz. Mesela bunu sildik diyelim ki, bunu sildik diyelim ki, bunu sildik diyelim ki. Anladınız mı? Biz burada çizmek istediğimiz neyse ona göre ayarlayarak yapabiliriz. Tamam. Peki. Şimdi bunları kesebiliyoruz. Uzatabilir miyiz bunu? Uzatmak istiyorum diyelim ki. Kesmek gibi yaptığımız gibi ilk çizgiye kadar uzatsın istiyorsak da Shift tuşu var aşağıda. Shift. Biliyorsunuz yukarısı ok. Yukarı ok. Yukarı oka bastığınız zaman uzatıyor onu. Kestiğini buradan kestim ama uzat da diyebiliyorsunuz. Anladınız mı? Ama burada ne yapıyor? İkiye bölmüş oluyor bunu. İkiye kırmış oluyor. İki tane farklı çizgi oluşturmuş oluyorsunuz. İki farklı çizgi oluyor. Çizginin biri burada oluyor. Kesiyorsunuz ikisinin arasını. Bunu tekrar uzat deyince uzun bir çizgi elde etmiş oluyorsunuz. Bunu farklı yerde kullanacağız. Anlayacaksınız onu ileride. Sadece komutu anlayın diye gösterdim. Peki benzer bir şekilde şöyle yapalım. Bir de uzatma komutu var. Uzatma komutu da şöyle. Diyelim ki ben buradaki duvarı buraya doğru uzatmak istiyorum. Şunu ve şunu bir patlatalım önce. Bakın bunlar nasıl birbirlerine bağlılar değil mi? Bağlılar. Şuna bastığım zaman bunların bağını koparmış oluyor. Yani bu aslında tek parçayken her biri tek hale gelmiş oluyor. Bir daha yapalım. Bakın buna bastığım zaman ha bunlar tek tekmiş, ayrı ayrıymış. Tamam peki. Şöyle yapacağımızı düşünelim. Şunları sildim ben, tamam mı? Bu çizgileri buraya kadar uzatacağım. Uzatmak istiyorsam eğer burada extend komutumuz var. Extend komutu. Extend'e tıkladım ben. Bana soruyor. Uzatma hattı nereye kadar? Çizgileri nereye kadar uzatayım? Ben buna kadar uzat istiyorum dedim. Enter dedim. Sonra bunun ucuna
uç kısmına yaklaştığım zaman onu o yukarıdaki çizgiye kadar çekiyor onu. Anladınız mı? Bunu buraya uzattık. Bunu buraya uzattık. Veya şöyle düşünelim. Extend komutuna tıkladım tekrar. Aşağıdaki tekrar select all yazıyor. Bakın aşağıda şurada. Sağ tuşa bastığınız zaman spacebar'a uzun çubuğa bastığınızda ya da enter'a bastığınız zaman hepsini seçmiş oluyor. Yani ne demek bu? Ben bir de çizgilerin ortasından sağa mı uzatayım, sola mı uzatayım diye soruyor aslında. Yani ben bu çizgiyi bakın sağa doğru uzatabiliyorum ya da sola doğru uzatabiliyorum. Hangi tarafa uzatmak istiyorsanız o tarafa ucundan tıkladığınız zaman o tarafa doğru uzar. Tamam? Ben diyelim ki bunu bu tarafa doğru uzatmak istedim. Bunu buraya doğru uzatmak istedim. Bunu tekrar uzatmak istedim ve uzatmak istedim. Projede tasarımı değiştiriyorum diyelim ki. Bunu uzattım, bunu uzattım. Bunu uzattım. Anladınız mı? Buraya diyelim ki bir tane koridor yaptım. Bir oda burada, başka bir oda da burada yaptım. Bunu anladık. Bu uzatma komutu aynı anda kesme komutuyla çalışabilir. Şöyle shift var ya yukarı ok. Yukarı ok var. Yukarı oka klavyeden bastığınız zaman bunları silebilirsiniz aralarını. Şunu sildik. Mantığı anladık mı? İstiyorsak kesebiliyoruz. Shift'e bastığımız zaman bastığımızda uzatabiliyor. Ya da tam tersi. Mantığı anladık mı? Tamam mı? Trim dedim, şey tekrar extend dedim. Extend normalde uzatmak demek değil mi? Uzatmayı farklı kullanmak istiyorum ben. O zaman ne yapıyorum? Shift tuşuna basıyorum tekrar. Sol tuşa bastığım zaman kırar bunu. Biraz yaklaşalım. Bir daha yapalım. İşlemi yapmadı çünkü. Evet, shift'e basılı tuttuğum zaman evet kırdık. Tamam. Peki şimdi diyelim ki eski haline getireceğim. Bunu beğenmedim. Beğenmedim. İstemiyorum. Ne yapacağım? Bunları sildim. Bunları siliyorum. Ama duvar burada tek çizgi olması gerekiyor, değil mi? Şu ve şu. Bunun tek çizgi olması lazım. Ben ne yapacağım o zaman? Bunları birleştireceğim. Tek parça. Bağlamak değil de birleştireceğim. İkisini tek yapacağım. Ne yapacağım orada da? Şu komuta tıklıyorum. Bakın. Ama bunu yapabilmemiz için çizgilerin aynı hizada olması lazım. Tıkladığım zaman birleştirdi. Bir daha yapalım. Tıkladım bunu. Bu çizgiyle bu çizgiyi birleştiriyorum. Bir daha yapıyorum. Bakın birleştirmek zaten bu. Birleştirmek, join. Uzatmak demek. Bunu tek hale getirmek. Buradan başlıyor. Tek hale getiriyor. Şöyle yaptık. İkisini seçtim. Birleştirdik. Veya şöyle düşünün. Çizdik bunu. Böyle tekrar getirdim. Getirdim. Burada neler oldu aslında? Bir tane burada çizgimiz oldu. Bir tane burada bir çizgimiz oldu, değil mi? Bakın burada da bir tane çizgimiz var. Bir tane de burada çizgimiz var. Yani üç tane çizgimiz var burada. Şöyle düşünebilirsiniz bunu. Kopyalayalım bunu bir. Aslında burada üç tane çizgi var. Bak. Bir burada var. Bir burada var. Bir de burada var. Üç tane var, değil mi? Ne yapıyoruz bunları? Join diyorum. Birleştir diyorum. Hepsini bir yaptı. Bir tek çizgi haline getirdi. Peki bunlar birleşir mi? Bir bakalım. Doğrultuları aynı değil. Biri burada, biri burada. Bunları
Birleştirir mi? Hayır, birleştirmez. Deneyelim şununla şunu. Birleştirmez. Neden? Çünkü bunlar aynı çizgi üstünde değiller. O yüzden birleştirmezler. Bunları eğer istemiyorsanız çizgilerin hepsini siler. Hepsini siler. Bir kere de yukarıdan aşağı çeker, bitirirsiniz. Ama diyelim ki çok fazla çizgi oldu aynı hatta. Bir sürü çizgi yaptınız. Bu komutla hepsini bir tane çizgi haline getirebilirsiniz. Tamam mı? Bu diğer komutumuz. Biz burada en çok trim'i kullanıyoruz ve extent'i kullanıyoruz. Tamam mı? En çok bunları kullanıyoruz biz. Daha fazla şeye gerek yok. Peki, diyelim ki buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Bir Evet. saniye ben görüntümü de açayım, siz de şey yapayım. Buraya kadar anladık, değil mi? Soru var mı? Bunu yaptıkça anlayacaksınız. Evet. Şu anda yok demişsiniz. İlyas ve Adem yok demişler. Peki ben devam etmek istiyorum burada. Şimdi mesela bir sınıf yapacağız, değil mi? Sınıf. Sınıf yapacağız. Bir sürü sandalye masa var. Değil mi? Bir sürü sandalye masa var. Şöyle geleyim biraz yukarıya. Sıva değil de biz tefriş niteliğinde bir şey yapacağız. Sandalye çiziyorum. Sandalyeler kaça kaçtı? 40'a 40. Peki 40'a 40 bir tane çizdim. Copy diyorum. Şunu da bastım. Seçtim. Yana doğru 60 santim dedim. 60 santim kopyaladım. Bir de buna masa çizelim. Şöyle yapalım. Buradan başladık. Şöyle 100 santime 50 santimlik bir masa çizdiğimizi düşünelim. Tamam mı? Kaça kaç yaptık? 100'e 50 yaptık. Siliyorum tekrar yapmak için. Bakın bastım. Snap mod açık olduğu için bak buradan bir tık aşağı geldim ve buradan başlıyorum. Burada ölçü yazıyor orada bak. Yüze 50. Orada yazıyor aşağıda ve kenarda. Bastığım zaman bunu çizmiş oldum. Buraya kadar da tamam mı? Daha önceden de biliyorduk da tekrar göstermiş olduk. İlyas, alt yazı açık değil. Ayarı yok, bulamadım. O yüzden dolayı açık değil. Peki, şimdi biz bunu kopya yapacağız, değil mi? Kopya diyelim ki işte bu 100 santimdi. Arada 80 santim daha olduğu zaman 180. Sonra 360. Böyle kopyaladık. 50 bu var, 40 bu var. de bunu kopyaladık. 300 kopyaladık. Değil mi? Böyle böyle kopyalaya kopyalaya gidebiliriz. Ama bunu yapmak zorunda değiliz tek tek. Bunun daha kolayı var. Nasıl? Mesela bunları hiç yapmadık, değil mi? Şöyle sildim bunu. Burada çoklu kopyalama var. Rectangular kopyalama, dikdörtgensel kopyalama. Kolonları, sütunları ve sıraları yazarsınız. Ona göre kopyalamayı bir kere de yapar. Tıkladım buna. Bana diyor ki aşağıda nesneleri seç diyor. Aşağıda yazıyor bana. Hangilerini kopyalayacağım? Ben bunları kopyalayacağım dedim. Bitti, onayladım. Sonra otomatikman böyle bir şey geldi ama aşağıda bir sürü, hemen onaylamayın. Aşağıda açıklamalar var. Kolum var değil mi? Kolum. Kolum dediği şey ne? Dört tane var bakın. Dört tane. Ben bunu üç dedim diyelim ki. Dördü üçe indirdi. Görüyorsunuz. Peki aralıkları 150 mi olsun?
Hayır, bunların aralıkları 180 olsun. Genişlettim. Aralıklarını yaz orada 150 diye. 180 yaptım. Genişlettim. Peki row var. Row da satırlardır. Satırları da 5 yaptık veya 6 yaptık diyelim ki. 6 dedim. Aralıkları ne kadardı? 160 dedim diyelim ki. 160 yaptı otomatikman. Anladık mı? Expression dediğimiz şey sıfır. Sıfıra da bastık. O kaydırma derecelerini veriyor. Onu sıfır yapacağız. Peki ondan sonra associative var. Şimdi bunların hepsi bir tane nesne. Tamam mı? Enter dersem ben bunun hepsi bir nesne olmuş oluyor. Ben böyle olsun istemiyorsam bunu kopyalayalım bunu sağ tarafa doğru. Seçtim bunu ben. Bakın bu nasıl? Hepsi bir değil mi? Hepsi bağlı birbirine. Ben bunu istemiyorsam şurada patlatma komutumuz var. Explode komutu. Explode. Explode'a bastığım zaman bunların hepsi ayrılır. Ama şöyle ayrılır. Bunlar kendi içinde ayrı. Bunlar da bunlar birbirlerine bağlı. Ama bunları da istemiyorsam tekrar explode patlatmak istiyorsam tekrar bastığımda patlattım bunları da. Bak bu ayrı çizgi, bu ayrı çizgi ama bunlar birleşik oldu. Anladınız mı? Patlattığınız zaman o bağlar kurtuluyor. Her bir çizgi bir nesne haline geliyor. Tamam? Bunu anladık mı? Arkadaşlar. Evet. Peki, şimdi biz neleri gördük? Rectangular array, trim, extent bunları gördük. Geçen hafta da fillet'i görmüştük. Göstermiştim. Explode'u gösterdim. Buraya kadar anladık. Soru var mı? Galiba yok. Peki. Şimdi ben diyelim ki yazmış kim var? Özgür yok demiş. Tamam kapattım. Şimdi diyelim ki ben bunu başka bir çalışma düzeni haline getireceğim. Tamam mı? Kopyala dedim. Sağa doğru aldım. Şunu da sileyim. Da sildim. Diyelim ki toplantı odası gibi bir şey yapacağız biz. Toplantı odası yapacağız. Bir kişi ortada oturacak. Diğerleri onun etrafında dizilecek. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bunu kopyaladım ben. Yukarıya doğru 150 santim kopyaladım. Peki. Buna uzun süre basılı tutuyorum. Basılı tuttuğum zaman bakın neler geliyor? Polar array geldi. Polar array. Bunu değiştirdi. Dikdörtgensel değil de bir merkezde merkezdeki kopyalayacak bunu. Merkeze göre kopyalayacak. Peki ben bunu seçtim. Enter dedim. Bana aşağıdan soruyor. Baz noktası neresi diye. Baz noktası bunun tam ortası. Bak. Bunun orta noktası. Şurası. Kaç tane yaptı? 6 tane yaptı, değil mi? Base point'i değiştirmiyorum. Rotate items var burada. Rotate items 6 tane ya. Evet, yes dedim. Ha. Evet. Bir saniye. Items var. Items 6 tane. Diyelim ki ben bunu 12 dedim. 12'ye çevirdim. Ama burada 360 derece yaptı. Ben bunu 360 derece istemiyorsam eğer şurada angle between var. Aralarında 30'ar derece oluyor. 360 ya. 30'ar derece değil de bunu biraz daha yaklaştıralım istiyorsam ben bunu 20 yapayım. Ama bu sefer 360 olmuyor. Anladınız mı? Kaç tane sandalye varsa aralarındaki açıları ona göre değiştiriyor. Bunu çok fazla kullanmıyoruz. Bunu çok fazla kullanmıyoruz ama bilin diye anlatıyorum. Tamam. Biz burada daha ziyade enter dedim.
Enter deyince bunlar bakın gene birleşik oldu. Birleşik istemiyorsak explode'la patlatıyorum tekrar. Her biri ayrı ayrı oldu. Tamam. Peki burada biz en çok neyi kullanacağız? Basılı tuttuğumuz zaman Rectangular Array'i kullanıyoruz. En fazla kullandığımız özellik bu. Buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Peki. Bir 5 veya 10 dakikalık bir mola verelim. Siz bu komutları bir yapmaya çalışın. Soru olursa bana sorun sonraki derste. Tamam? 5-10 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tamam.